Tefekkür Dünyası sohbetine hoş geldiniz efendim. Konumuz eğitimdi. Yani toplumların bozulmasında en büyük amil eğitim ve eğitimdeki aksaklıklar olduğu gibi elbette ki toplumların iyileştirilmesinde de en büyük amil yine elbette ki eğitimdir. Elbette ki bayrak düştüğü yerden kalkar. Kaldırılır, tekrar dalgalandırılır. Yiğit de hakeza düştüğü yerden tekrar atına binir, rahvan bir şekilde tekrar hedefine doğru yol almış olur. Elbette ki hakikaten memleketimizin bozulmasında eğitimin yanlış uygulamalarının büyük önemi vardır. Birinci amildir, birinci sebeptir. Özellikle ve özellikle köy enstitülerine baktığınız zaman oradaki çarpık uygulama, belki de iyi niyetli olmayan oradaki bazı uygulamalar işi gittikçe çığırından çıkartmış ve maalesef alınan şu vahim neticeler ortada görülmüş olmaktadır. Hatta bir ara dikkatimi çekti. Araştırayım dedim köy enstitülerine. Çünkü 86 yılında ilk görev yerim de benim onlardan birisiydi. Türkiye'de ilk açılan köy enstitülerinden birinde 86 yılından itibaren ben de görev yaptım. Dikkatimi çeken iki noktaydı. Birincisi, o yerler şehirlerden gayet uzak ilçeler içerisindeydi. Şehirle adeta irtibatı kopuk. Yani ne oraya ulaşım, ne oradakinin de dışarıya başka yere gitme gibi bir durumu söz konusu olmayıp adeta sıkışmış bir köşe içerisinde idi. Ve diğer bir tarafı, tabii inşallah şimdi öyle değildir ama orada bulunan insanların manevi atmosferden biraz uzak hal içerisinde olmaları. Ki bunu ben detaylı bir şekilde tespitler.com adlı kendi sitemde detaylı bir şekilde bunu ele aldım. Onun için toplumların madem ki bozulması eğitimle başladı, tekrar düzelmesi de elbette ki eğitimle olacaktır. Şunu hiç unutmuyorum. Böyle her düşündükçe de hakikaten içimden adeta yara irin akar gibi acısını ve sızıntısını kendi içerimde hissediyorum. Bir müdür muavini arkadaşın yanına vardıydım. O sırada kendisi de yeni emekli olmuş bir sınıf öğretmeniyle konuşuyordu. Yalnız ben konuşmalarının sonuna geldim. O öğretmenin, o müdür muavini arkadaşa dediği şuydu. Ya 25 yıldır biz aldatılmışız, biz kandırılmışız. Dedi, böyle birkaç kelam ettikten sonra, demek ki öncesi de vardı, çıktı gitti. Bu benim zihnime takıldı. Kendi kendime düşündüm. Evet, insan aldanır. Bir cihette normaldir. Bir yönüyle normal karşılanabilir. Hele hele bir de böyle bir fazilet gösterip yanıldığını anlamış ise. Ama kendi kendime sordum. Yani zaman olsaydı, karşılaşsaydık, tanısaydım kendisine de diyecektim. Ama çok yerde de bunu dedim. Peki bire mübarek adam. Sen sınıf öğretmenisin. Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar aldın 5 yıl. 25 yılda ne yaptın? 5 sınıfı devrettin. Her sınıfı asgari olarak 40 kişi düşün, 200 kişi. Bu 200 kişinin 5 ailesini düşünün, 5 aile ferdini düşünün, etti 1000 kişi. Bu ileride kendisi de aile kuracak. O aile efradını düşünün. İleride bu insan memleketin değişik birimlerinde, devletin değişik yerlerinde görev alacak. Bu amir ise memuru olacak. Yöneticisi, yönetici durumunda ise, pozisyonunda ise yöneteceği insanlar olacak. Ve bir öğretmenin binlerce insan üzerindeki olumsuz etkisi. Evet, sen aldandın dedim kendi kendime. Peki ya aldattıkların ne olacak? Onların hesabını kim verecek? Onların hesabı nasıl verilecek? Yani tamam canım, ben aldandım, beni kandırmışlar, 25 yıldır aldatılmışım. Tamam da ya senin aldattıkların ve binlercesine mal olan böyle bir kaybın telafisi nasıl olacak? İşte telafisini de biz çekiyoruz ya. Burada bir fıkra anlatayım aziz seyircilerimiz. Lokantanın birinde yazmışlar. Yemek yemek bedavadır, ücret torundan alınır diye. Adam demiş ki vallahi iyi demiş. Ben yiyeyim, torunumu bulurlarsa alsınlar demiş. İçeriye girmiş lokantaya. İsteğinin üzerinde ne varsa yiyeceğinden acısından tatlısına ve içeceğine kadar. İyice tıka basa yemiş. Tam çıkacak garson, beyefendi bir dakika. Ne oldu? Ücreti demiş. Beyefendi, olur mu, siz orada yazmışsınız. Sizden ücret alınmayacak, torunlarınızdan alacak diye yazmışsın. Siz de benim torunumdan alın. Efendi, bu bizim sizden aldığımız ücret sizin yeme ücretiniz değil. Dedenizden kalan ücret. Biz daha sizinkini sizin torununuzdan alacağız. Bu dedenizden kalan ücret. Aziz seyircilerimiz, biz
dedemizden kalan borçları ödüyoruz. İşte bu öğretmen tipindeki insanların bizlere bırakmış olduğu faturaları bizim çocuklarımız ve bizler bugün maalesef onu ödüyoruz. İşte eğitimin bizlere açmış olduğu aksaklıklar. Hala öyle değil mi? Bir tesettür konusunda kandirenleştirilen, mahsus kaos oluşturulan bir ortam. Rahmetlik Özal'ın güzel bir ifadesi vardı son konuşmasında. Son cümle olarak şunu diyordu. Başörtüsü meselesiyle uğraşan insanlar ilkel insanlardır. Hakikaten ilkel. Yani medeniyet görmemiş, şehir görmemiş, dağ başında yaşamış insan. Kısacası Rahmetlik Özal'ın dediği gibi uğraşan insanlar ilkel insanlardır. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlığı nereden almış, hangi hale getirmiş? İşte Efendimizin Mekke ve Medine hayatındaki durum. Bakınız Ashab-ı Suffa. Bu Ashab-ı Suffa sadece eğitimle ki onların muallimi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O Ashab-ı Suffa dünyevi her şeyden yiyecek içecek vesaire evlenme gibi her şeyden kendilerini tecrid etmişler. Tamamen kendilerini eğitime vermiş insanlar. Eğitim Efendimizin tedrisatında onlar dünyevi ve uhrevi en âli mektebin en âli öğrencileri olmaktadırlar. Ve Efendimiz Medine'yi medeniyet şehri yapmış. Nitekim malumunuz olduğu üzere ilk Bedir Savaşı'nda esir alınan kölelere teklif edilen husus 10 tane Müslümana okuma yazma öğretirseniz kölelikten sizi azat edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan ve dolaylı olaraktan 750 civarında ilim ile ilgili, okuma ile ilgili, eğitim ile ilgili ayet-i kerime mevcuttur. Neden mi? Çünkü tüm aksaklıklar hep eğitimsizlikten, bilimsizlikten, ilimsizlikten, kısır döngüler içerisinde hareket etmekten kaynaklanıyor. Gel gelelim. Nizam-ı Mülk, ilk üniversiteyi kuran insan. Nizamiye medreseleriyle üniversiteleri kurmuştur. İlk temelini Nizam-ı Mülk açmıştır. Ve gel gele. Nitekim daha sonra Fatih Sultan Mehmet, çağ açıp çağ kapayan bu dahi insan, sekizli eğitim sistemi de dediğimiz sahnı seman medreselerini ilk olaraktan üniversitenin çapını genişlettirerek, alanını genişlettirerek sekizli eğitim sistemini açaraktan üniversitelerin açılımında en önemli faktör elbette ki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerindir. Aziz seyirciler, aslında eğitimdeki aksaklık yanlış yöntemlerden, yanlış uygulamalardan. Geçen hafta hani ifade etmiştik ya, cevizini bir türlü kıramayıp dışarıya çıkamayan, yumurtasını kırıp da dışarıya çıkamayan civciv misali. Kendi kısır döngüsü içerisinde hareket eden bir eğitim sisteminin içerisinde maalesef bulunulmuş olmaktadır. İhtiyaca göre, toplumun geleceğine göre değil de mevcudu kurtarma ve en acibi de rejimi muhafaza etme. Nasıl bir şeyse, nasıl bir şeyse rejim ki rejimi muhafaza etme uğruna insanlar maalesef ve de eğitim maalesef doğranmaktadır. Rejim korunsun. Tabii dediğimiz gibi ne yani Allah aşkına? Bu insanlar uzaydan gelmedi, başka memleketten gelmedi. Bu toprağın insanıdır. Bu insanlar 1000 yıldır kardeş olaraktan yaşamıştır. İçi boş bir ifade ile, doldurulmayan bir ifade ile maalesef eğitim heder edilmekte ve bu insanlar birkaç dönemdir, devredir. Böylece rejime, eğitimin yanlış aksak gidişine maalesef kurban edilmektedir. Bunlardan birkaç taneyi burada sizlere ifade edeceğim. Bir gün 1987 yılındaydı. Pansiyonda öğrencilerin başında kalıyorum. Öğrenciler dediler ki hocam Erkan hocamız, edebiyat öğretmenimiz bize Ziya Gökalp hakkında bilgi verdi dedi. Bunun hakkında bize yardımcı olur musun? Ben de o zaman yanımda Vehbi Vakkasoğlu'nun Ziya Gökalp adlı eseri vardı. Bunları onu verdim ve bunlara da bilgi verdim. Öğrenciler ertesi günü okula gidiyorlar. Derste geniş bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatınca bizim Erkan hocanın ağzı açık kalıyor. Geldi beni teneffüste öğretmenler odasında. Hocam dedi ya, çocuklar Ziya Gökalp'ın hakkında neler anlattı. Ben şaşırdım. Çocuklara dedim ki oğlum siz bunları nereden öğrendiniz? Dediler ki Mehmet Hoca bize söyledi, anlattı. Kitabını da verdi, kaynağını da belgesiyle verdi. Anlatacağım şu. Allah Allah, hiç duymadığım şeyler söylediler hocam dedi. Siz ne anlatıyorsunuz hocam dedim. Bu konuda araştırmanız, yani geniş detaylı bir şekilde, geniş çerçeveli bir şekilde çocuklara araştırmanızı sunma durumunuz var mı? Ne anlatıyorsunuz dediğimde hiç çekinmedi. Kalktı gitti dolabını açtı.
Dedi ki hocam dedi 19 yıl önce ibretinizi çekmek istiyorum. 19 yıl önce dedi Tercüman gazetesinin vermiş olduğu ek bir broşür Ziya Gökalp'ın dedi oradaki bir yazısı var. 19 yıldır dedi öğrencilere bunu anlatıyorum. Deyince bu sefer şaşkınlık sırası bana geldi. Hocam dedim 19 yıldır sadece bu broşürü mü anlatıyorsunuz? Evet dedi. 19 yıldır öğrencilere bunu anlatıyorum. Öğretmen kendisini geliştirmezse öğrenci nasıl geliştirecek? İşte meyve de belli, meyveci de belli, yetiştiren de belli. Yani bu konuda maalesef bu aksaklıklar var. Sabık Milli Eğitim Bakanı'nın bir ara sert bir çıkışı olmuştu. Evet biraz sertti ama fakat bütün haksız değildi. Çünkü şikayet ediyordu. Öğretmenler kendilerini yetiştirmiyorlar. Hakikaten öyle. Uzağa gitmeye gerek yok. İsterseniz bir açıklık vereyim. Bir ayıbımızı göstereyim. İşte size ayıbımız. Öğretmenler evine gidin. Ben gitmekten utanıyorum. Gerçi siz gidebilir misiniz bilemiyorum. Yani adeta bu insanlar kahveye gidip de orada acaba öğrencilerimizden karşı karşıya geliriz utancıyla mı olsa gerek kahveyi oraya getirmiş orada oyun oynuyor. Bir öğretmene yakışır mı bu ya? Bir öğretmen eğitimle özdeşleşmiş bir insan. Yani eğitimle iç içe olmuş bir insan. Fakat oradan bakıyorsunuz ki hatta bazen bir kişiye bakmaya ki bazen arada bir saç tıraşı olmak için gidiyorum da yani o hali görünce hakikaten bir eğitimci olarak gerçekten üzülüyorum. Oraya gittiğimde elinde bir kitap olan insan maalesef. Kütüphane ne derece var, ne derece okunuyor ki? Bir eğitimci bu olmamalı. Öğretmenlere bir sorsanız, yani inşallah yanılmıştırım, yanılırım. Yanılmamı çok arzu ederim. Çoğuna sorsanız, ayda ne kadar kitap okuyorsunuz? İnşallah çoktur. Ama bu konuda evet eksikliğimiz var. O da çok, gayet çok. Bu konuda noksanlık var. Şimdi bütün bu noksanlıklara rağmen gene Sayın Bakan'ın ve değerli Başbakanımızın kulaklarını çınlatmak üzere Fatih'in dönemine gidip o zamanki bir uygulamayı kendilerine de burada arz etmeye çalışacağım. İnşallah kulakları da çınlar. Değerli Başbakanımızın hassasiyeti var ama herhalde belki unutmuş olabilir bir tozunu silkeleme bağında meselenin üzerine eğilmesi açısından bir hatırlatma kendilerine yapacağım. Şimdi bu durumda eğitimden gerekli randıman alınmıyor. Yani öğretmen kendisini yetiştirmede yeterli değil. Ki geçmişten günümüze bakıyorum bir gelişme var. İnkar edilmez. 86'dan bu yana epey bir gelişme oldu. Yani azımsanmayacak bir gelişme oldu ama asla yeterli değil. Bazen düşünüyorum, ifade de ediyorum bunu, etrafa da söylüyorum. Mesela keşke Milli Eğitim Bakanlığı otomatikmen böyle uygun, kaliteli eserleri her ay bastırsa, her ay öğretmenlere cüz'i olsun, cüz'i bir fiyatla hatta mecburi kılsa kitap gönderse, arkasından onları takviye etmek üzere CD gönderse ne kadar güzel olur. Bunu hatta kendi sitemde de yazdım teklifler bölümünde. Mesela Milli Eğitim'de yerinde kullanılmayan bir birim de müfettişliktir. O konuda çok teklifler sundum. Mesela müfettişlik şimdiye kadar Demokles'in kılıncı gibi öğretmenin başı üzerinde kesmeye hazır bir kılıç şeklindeydi. Yani eğitime katkısı olan bir kurum değil, adeta cezalandırıcı bir kurum olarak mevcuttu. Nasıl olmalı diye kendi kendime çok düşündüm. Bu konuda çeşitli teklifler sundum. Mesela şöyle. Çok da güzel yapılabilir. Bu başta onlar için de, öğretmenler için de. Mesela müfettişlik birimi gene çok az bir kısmı suçlara, bu meselelere baksın ama çoğuna akademik kariyer yapma imkanı verilsin. Hatta mecburi kılınsın. Önü açılsın, öyle bir imkan versin. Her müfettiş o konuda öğretim görevliği, ta profesörlüğe varıncaya kadar akademik çalışma içerisine sokulsun. Her bir müfettiş kendi alanı ne ise, 1. sınıftan 5. sınıfa kadar veya 6. sınıfta branş olaraktan her bir branş müfettişi bir ay boyunca gerek tecrübelerini, gerek daha önceki müfettişlerden elde ettikleri tecrübelerini bunları bir birikim olarak getirsin, kitapçık olarak veya kitap olarak bastırsın, her ay öğretmenleri takviye etsin. Eğitimdeki o zaman siz kaliteye bakınız. Yani müfettişlik birimi öğretmene eğitim takviyesi yapan bir birim olmadıkça bu arızalar, bu eksiklikler günü gün etme, yani işte
bir derece harcama, harcanma bölümü olmaktan öteye geçmeyecektir. Yani bir ciddiyet verilmeli, müfettişlik biriminin eğitime sürekli katkı yapan, öğretmeni teftiş eden değil, sürekli öğretmene takviye yapan, bak öğretmen arkadaşım, ha ben tecrübelerim, elde ettiğim araştırmalarım neticesinde birinci sınıfta öğrencilere şu, 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 şu şeyler verilirse daha randımanlı olur. Hatta daha öteye gideyim. Her ay bunlar fotokopi tarzında, fotokopi tarzında Allah'a çok şükür o imkanlar da var. Alsın mesela Adıyaman'ın ilçelerine varıncaya, köylerine varıncaya, merkezine varıncaya kadar öğretmenlere dağıtaraktan öğrencilere vermesini sağlasın. Bu alıştırmaları, çalıştırmaları öğrencilere yaptırınız diye sürekli takviye eden bir birim haline gelsin. O zaman kalite yükselir. Diğer bir taraftan dediğimiz gibi öğretmen, uzman öğretmen yapıldı. Aslında o biraz da günü kurtarmak için. İşte bazılarına biraz bir şeyler vermek sadedindeydi. O da yetersizdi. Yani ciddi manada düşünülmüş, hesap edilmiş bir şeydeydi. Nasıl mı olacaktı? Aynı olay öğretmen içinde. Öğretmene uzman öğretmenlik vereceğinize, böyle bir iş yapacağınıza, öğretmenlerin akademik çalışma yapma imkanını açın. Üniversitelerle sürekli iletişim halinde olun. Öğretmenler birebir, birebir. İsterse konuları kendisi tercih etsin, ister üniversite. Herkes kendi alanında araştırma, akademik çalışma yapsın. Öğretmen sadece öğretmen olarak kalmasın. Doktorasını yapsın, profesörlüğe kadar o da gitsin. Sürekli kendisini yenilesin. Öğretmen kendisini yenilemiyor. Genel ifade. Yani haksızlık etmemek için fazla gitmiyorum ama bir gerçek, bir vakıa var. Hepsini belki kapsamaz. Değerli insanlarımız var. Değerli meslektaşlarımız var. Ama genel hal böyledir. Eski hal muhal, ya yeni hal ya ismihlal. Bu işin başka alternatifi yok. O eski halin halinden çıkarılması lazım. Yani kısır döngü içerisinde hareket edilerekten işte yine tekrar diyorum. Rejimi muhafaza sadedinde böyle bir şey içerisine girip de eğitimi, bu çocuklarımızı, bu yavrularımızı, bu eğitimi harcamanın bir manası, bir mantığı yok. Öğretmenlerimizin sık sık kulaklarında arzu ettikleri, duymak istedikleri bir şey olduğu için ben de ondan dolayı Sayın Bakan'ın ve Başbakan'ın kulağını çınlatmak üzere şöyle bir Fatih devrine gitmeyi arzu ediyorum. Şimdi Fatih devrinde Fatih'in eğitimcilere, eğitime vermiş olduğu önemi anlatmak sadedinde şöyle bir nakledilen Zahid Kevseri adlı bir hocamızın, bir ilim adamımızın naklettiği Fatih devrindeki bir uygulamayı sizlere arz edeceğim aziz seyircilerimiz. Efendim, Fatih Sultan Mehmet eğitimcilere, öğrencilere ilme gayet ehemmiyet verir ve bu uğurda da birçok vakfiyeler kurardı. O konuda hiç fazlasıyla, yani yeterinin üzerinde fazlasıyla hem vakfiyeler kurar ve bu işi gayet geniş bir çerçeve içerisinde de ele alırdı Fatih Sultan Mehmet. Bunu gören veziri bu duruma itiraz ediyor. Efendim diyor, aynen ifade şu, zat-ı şahane devletin mühimce bir varidatını, gelirlerini, talebe-i uluma, ilim talebelerine vakfediyorsunuz. Fakat bunlardan %10'u adam çıkmaz. %90'ı aylak ve yiyici çıkar diyor. Niye bu kadar fazlaca bu işe eğiliyorsunuz? O gün Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri vezirinin bu şekildeki yapmış olduğu itirazı cevapsız bırakıyor. Ertesi günü vezirine şöyle bir iradede bulunuyor, diyor ki yarın diyor şafakla birlikte Fatih Camii'ne git, ilk evvel camiye kim gelip ve de en sonra kim çıkarsa işte şu kesedeki 500 altını ona ver diye vezirine bu emirde bulunuyor. Vezir ise padişahın emri üzere o sabah erkenden caminin önüne varır. İlk gelecek olan kimseyi bekler. Bir müddet sonra gayet fakir halli olan bir zat gelir. İşin garip tarafı, namazdan en son çıkan da böyle pür melal, üstü başı dökülmüş yine o şahıs çıkar. Fakat vezir elindeki altınları olduğu gibi bu adama vermeyi pek uygun görmez. Bu altınlarla adam arasında epey fark vardır diyerekten Fatih'in dediğini yapmaz. Bu adama ancak birkaç tane altın verirsem kafi gelir düşüncesiyle diğer geri kalanlarını da devletin daha önemli, daha lüzumlu olan işlerine harcarım der. Fatih'in sözünü aynısıyla tatbik etmez. O gün
Akşama doğru Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin huzuruna çıkar bu vezir. Fatih kendisine söylemiş olduğu emrini yerine getirip getirmediğini vezirine sorar. Vezir kendi düşüncesini arz etmekle birlikte Fatih'e şu meseleyi arz eder ve der ki, efendim der, düşündüm ki der, bizim devletin hakikaten ihtiyaçlarımızı çok. Onun için baktım o adamın o kadar ihtiyacı yok, biraz verdim, diğerini vermedim deyince Fatih vezirine şöyle bir çıkılışta bulunur. Der ki, bana bak vezirim, sen ki bana en yakın kimsesin, emirlerimi vasıtasız telakki edersin. Sen emrimi değiştirir ve böyle yaparsan, yarın o yaptığın vakıflar elden ele intikal ederken, ehline kafi bir miktar ya ulaşır ya ulaşmaz. Ve hem sen bunların %10'u ancak okur, gerisi aylak ve yiyici olur diyorsun. Böylece lütufkar davranmışsın. Oysa onların içinden benim istediğim gibi %1, yani %10 sen diyorsun da, ben onu da düşünmüyorum. %1 alim yetişsin, ben razıyım. O bir alim memleketi tenvir eder, aydınlatır. Ve bu aydınlatma konusunda o insan bizim için muazzam bir varlıktır. Ben böyle bir alim yetiştirmek için 99'unu o birinin hatırına doyuruyorum diye Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri vezirine bu cevabı verir. Fatih ekseri vazifeler zamanın geçim, ki o zamanın geçim şartlarına göre vasati olaraktan 2-3 akçe ile idare edilebiliyor. O ise Fatih ise ne yapar biliyor musunuz? İşte onun için Milli Eğitim Bakanı'nın, Başbakan'ın kulağı çınlasın dedim. İnşallah da çınlıyordur. Kulak verirler. Ve 2-3 akçe bir insana ailesini geçindirmede yeter iken Fatih Sultan Mehmet muallimlere, öğretmenlere, müderrislere o zaman 50 akçe veriyor. 50 akçe tayin ediyor. Yani asgari ücretle çalışanın 25 katı. Asgari ücretle çalışan bir insanın aldığının 25 katını Fatih Sultan Mehmet her bir muallime, müderrise veriyor. Bununla da değil. Mesela orada bir tanınan, bilinen, aynı zamanda ilim adamı olan Ali Kuşçu'ya, buna ise günde 200 akçe ona tayin ettiği de bir vakıa ve bir gerçektir. Ona da 200 akçe veriyor. Ve Medaris-i Semaniye'de, demin ifade ettiğim gibi Sahn-ı Saman medreselerinde muitlere, yani müderrislere, ilim tedris eden eğiticilere, öğretmenlere 5, her müderrise de 15, neferi danışmende ise ikişer akçeden günde 30 akçe tayin ediyor. Bunlar kabiliyet ve zekası zahir, gayet açık. Ondan sonra itibar edilen kitaplardaki maksatları bilmeye gücü yeten, anlayan, bilim sahibi, zeka sahibi. Aynı zamanda kitap yazabilecek ilim sahibi. Bunlara ulaşan insanlara da aynı şekilde her bir kabiliyeti farklı farklı olan insanlara farklı farklı ücretler Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri takdir ediyor. İşte özetle diyeceğimiz o ki Fatih devrinin talebesiyle böyleydi. Yani Fatih devrinin talebesi bizim bu zamandaki bir öğretmenden daha ileriydi geçim konusunda. Böyle bir devirde ilim ve marifet, hüner ve sanat elbette ki geri kalır mı? Kalmaz. Elbette ki ilerler. Neden efendim? Çünkü marifet iltifata tabidir. Marifet iltifata tabidir. Yani burada şu önemli noktayı da arz edeyim. Maalesef eğitimin hep dedim ya kenarında dönülüyor. Yani eğitime yatırım yapıyoruz diyorlar. Her gelen bakan vesaire. Tamam da eğitimin merkezini niye unutuyorsunuz? Eğitimin merkezi öğretmendir. Hep eğitime yatırım derken eğitimin kenarına, yani nereye? Sıraya, tahtaya, oduna, kütüye, betona yatırılan bu. Ya öğretmene? Marifet iltifatı sahibidir efendim. Onun için hasreten unutulmaya diyorum. Evet, tabii meseleler çok. Onun için değerli misafirimizi unutmayıp konumuza gireceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük, teşekkür ederim. Eğitimdeki meseleler çok. Evet. Siz de kim eğitimin içinde değil ki? Herkes eğitimin içerisinde. Sizler de o konuda içerisindesiniz. Herkesin en azından çocuğu var. En azından bir insan ya eğiticidir ya dolaylı olaraktan velidir yani. Evet. Hocam çok güzel konulara temas ettiniz. Evet. Ben eğitimi hayatının başlangıcından sonuna kadar
birinci hedefte sahip kişinin evet. eğitim konusunu müsaade ederseniz işlemeye çalışacağım. Sağ olun, buyurun. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeyi dinle. Bir zaman bir padişah raiyetinden iki adama her birisine emaneten bir elçisi görür ki içinde fabrika, makine, as, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe at zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahrulur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemal-i merhametinden bir yaver-i ekremini gönderdi. Bir elçisini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra, harp bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Tek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işletilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı, bütün masrafları ve levazımatı ben derifte ederim. Bütün varidatı ve menfaatı size vereceğim. Bütün gelirleri ve menfaatları size vereceğim. Hem tedhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek, boşuna gidecek. Hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik, kıymetler aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulunmadığından bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınızda kalacak, hem emanette hiyanet cezası göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret, zarar içinde zarar. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başıboz haveder, âli bir padişahın halk serbest bir yaveri askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi. Baş üstüne mal iftihar, iftihar edercesine satarım. Hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, kodbin, ayyaş, güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi. Dünya zevcelelerinden ve dağdalarından haberi yok. Dedi, yok padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mesele çıktı ki, yani padişahın dediğini yapan, herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfüne mazhar olmuş, hat sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki, hem herkes onu acıyor, hem de müstahak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi firhevet, şu misalin dürbünüyle ve hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin, Halık'ındır, seni yaratan Allah'ındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire-i hayatın içinde memalikin ve o memalikin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir. Ve o yaveri ekrem ise Resul-i Kerim'dir. Ve o ve o ferman-ı ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticaret-i azimeyi şu ayetle ilan ediyor. İnne Allah işlere minel müminine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cennet. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu? Deyip düşünürken birden semavi Kur'an işitiliyor. Der evet var,
hem 5 mertebede karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap, emaneti hakiki sahibine satmak. İşte o satışta 5 derece kar içinde kar var. Birinci kar, fani mal beka bulur. Yani geçici mal devamlı olur. Çünkü baki olan, Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, şu geçici ömür, bakiye inkılap eder. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alem-i bekada, ahiret aleminde sade çiçekler açarlar ve sümbüllenirler. Ve alem-i berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. İkinci kar, cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar, her azla ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp, belki nefis hasabına çalıştırsan, öyle meşhum ve müziç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlam-ı hazinanesini, üzüntülü halini ve gelecek zamanın ahval-i muafihanesini, korkulu halini, senin o beçare başına yükletecek, yümünsüz ve müzür bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki, fasık adam, aklın izac ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer malik hakkisine satılsa, hakiki sahibi olan Allah'ın dediği şekilde kullanılsa ve onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini saadet-i ebediye mühiyye eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Rabbini bulan bir irşatçı olur. Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hasabına çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları, seyir ve şehvet ve hevesat-ı nefsaniye bir kavat derekesinde hizmetkar olur. Adi kötü olur. Eğer gözün saniye basirine satsan, gözü gören Allah'ın dediği şekilde kullansan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitab-ı kebir-i kainatın, şu büyük kitap olan kainatın bir mutealacısı ve şu alemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbaniye'nin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı fatır hakime satmazsan, belki nefes hesabına, midde namına çalıştırsan, o vakit middenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Eğer rezzak-ı kerime satsan, rızk veren Allah'ın dediği şekilde kullansan, o zaman dildeki kuvve-i zayika, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinin, ilahiye hazinelerinin bir nazır-ı mahiri, maharetli bir bakıcısı ve kudret-i semadaniye matbahlarının bir müfettişi şakiri rütbesine çıkar. İşte ey akıl, dikkat et, meşhum bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak, adi bir kavat nerede? Kütüphane-i ilahiyenin mütefennin bir nazarı nerede? Ve ey dil, iyi tat, bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i hassa-i rahmet nazarı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık, uygun bir mahiyet kesbeder. Ve onların her birinin öyle bir kıymet almalarının sebebi, mümin imanıyla Halık'ın emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir hiyanet edip nefs emmare hasabına çalıştırmasıdır. Yani eğitimdeki en büyük şey, verilen duyguları yaratanın adında kullanmaktır. Dördüncü kar, insan zayıftır, belaları çok. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyade.
acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa, vicdanı daima azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar, ya sarhoş veya canavar eder. Beşinci kar, bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğini. Demek ki eğer eğitimi dediği şekilde kullanılırsa Cenab-ı Hak ahirette daha mükemmel, daha güzel bir şekilde iade edecek. Yani bunun ahirette olduğu gibi dünyada da. Tabii, doğru. Yani cennet yemişleri diyor ya. Yani dünyada da onun yemişini yer. Doğru. Yani eğitimin yemişini torunu da yer, torununun torunu da yer. Bak bugün biz hala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ektikleri o manevi yemişlerin yiyeceğiyle besleniyoruz. Diyor ya, iman dünyada bile bir cennet hayatı yaşattırıyor. Evet. Sana vereceğini ehli zevk ve şevk, zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe kârlı ticareti yapmaktan, şu kârlardan mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Zarar içinde zarara gireceksin. Birinci hasaret, o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Ya boş gitmiyor. İkinci hasaret, emanette hıyanet cezası çekeceksin. Cenab-ı Hak emanet olarak koymuş bu vücudu. Yerinde kullanmadığımız için hain cezası göreceğiz. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetli şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Üçüncü hasaret, bütün o kıymetli cihazat-ı insaniyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet-i ilahiye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret, ad ve takdir ile beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beynine yükleyip zeval ve filak zilleti altına daim havayı verecektir. Beşinci hasaret, hayat-ı ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i rahmaniyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Bak ne kadar güzel olacak. Hayat-ı ebedi esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını, lazım olan şeyleri tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i rahmaniyi, Cenab-ı Hakk'ın hediyelerini cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi takvaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok. Kasa ve asla. Öyle ağırlığı hiç yoktur. Zira helal gayreti geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girme hiç lüzum yoktur. Feraiz-i ilahiye ise, Allah'ın emrettiği farzlar ise hafiftir, azdır. Allah'a az ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli. Sükunet bulmalı, kusur ise istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabul etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl, amin demeli ve ona yalvarmalı. Evet hocam. Hakikaten ayet-i kerimede de buyurulduğu üzere Rabbimiz اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ Allah insana emanet olarak vermiş olduğu nefsini ve malını karşılığı cennet olan, mukabili ebedi cennet olan, sonsuz cennet olan bir hayatı vererekten bir o insandan Cenab-ı Hak nefis malını satın alıyor. Nasıl bir alışveriş ki, nasıl ilahi bir nasıl alışveriş bir eğitim ki, bir eğitim ki, yani insana Cenab-ı Hak hem veriyor, hem de verdiği o şeyini, o emaneti, nefis olur, mal olur, verdiği şeylerini o insandan mukabilinde cenneti vermek suretiyle satın alıyor. Evet. Kendisi veriyor, o kulundan satın alıyor mukabilinde cennet. Niye? Burada iki şeye dikkatimizi çekiliyor, nefis ve mal.
Onun için Bediüzzaman Hazretleri onu ifade ediyor. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak. Ona abd olmak, ona kul olmak. Zaten eğitimdeki amaç nedir? Dikkat ettiğimiz zaman, yani nefsin terbiyesi. Hı hı. Eğitimdeki amaç evvela iyi bir insan yetiştirmek. Hı hı. Ahlaklı bir insan, terbiyeli bir insan. Hı hı. Ailesine, çevresine, vatanına ve milletine ihanet etmeyen, saygılı bir insan yetiştirmek. Kısacası iyi bir adam yetiştirmek. Hı hı. Yani bununla beraber ekonomisini ileriye götürebilecek eleman yetiştirmek. Hocam bunu verirsen zaten diğeri gelir. Diyeceğim o. Yani eğitimin içerisinde onun içindir ki geleceğe dönük her şey mevcut olduğu içindir ki Cenab-ı Hak aslında hepsinin ana noktası olan püf noktaya değiniyor. Nefsin terbiyesine. Yani nefis terbiye edilirse siz ekonomide de ilerlersiniz. Ahlakta da ilerlersiniz. Teknik ve teknolojide de ilerlersiniz. Yani en basit şeyinden en yüksek şeyine kadar memleketin bütün meselesinde rahatlıkla ilerlersin. Çünkü hani diyelim ki tabii bir ihtiyaçtır belki ama devletlere düşününüz. Devletler trilyonları harcıyor iki şey için. İç emniyeti ve dış güvenlik için. Yani buna bizim ifadeyle polis ve asker için devletler trilyonlar ödüyor Allah aşkına. Sadece Türkiye'yi değil dünyayı bir düşünün. Bu tüm harcanan şeyler insana yönelse, insan hakikaten Kur'an'ın ifadesiyle nefsi terbiye edilmiş bir hale, Kur'an'ın terbiyesi süzgecinden geçirilse, eğitim seviyesi yükselterekten terbiye edilmiş olsa, düşünebiliyor musunuz? Evet. O katrilyonlar insanlara akacak. Hı hı. İnsanların hayatını rahat bir şekilde, refah bir şekilde, huzurlu bir şekilde, güzel bir şekilde, şu andaki Afrika'daki insanların hali gibi değil yani. Hı hı. Daha güzel bir ortam içerisinde geçirecek. Ama ne yapıyoruz? Nefis terbiye olmadığı için, bu sefer o nefsi terbiye etmek için polisiye tedbirlere, askeri tedbirlere başvuruyoruz. Bununla da tabii katrilyonlar gidiyor. Şimdiye hocam, kadar. Evet, bizim eğitimdeki en büyük boşluk o. Şüphesiz. Bir şey verdiğimiz yok. Bir şey vermeyince ne bekleyeceksin? Yani çocuğun okul derslerinde ne var? Allah korkusu denilen bir şey maalesef işlenmiyor. Dolayısıyla çocuk oraya buraya saldırınca ne yaptırıyor? Şimdi eğitim yani bir aspirin tablet değildir ki sınıfa girdiniz mi öğrenciye verirsiniz yavrum bunu iç bitti. Yani sen bugün çok güzel olursun vesaire. Hem güzelleşirsin hem terbiyeleşirsin. Yani bu işin tableti yok. Yani demek ki o halde peki bu işin nüfuz edilecek, girilecek noktası ne? İşte aklı ve kalbidir. Nefsin terbiyesinin en önemli faktörü akıl ve kalptir. Yani nefsi kontrol etme mekanizması akıl ve kalptir. Akıl ve kalpte denge olmazsa, mukavemet, güç ve kuvvet olmazsa, kısacası onlar da ruh olmazsa, nefis burada istediği gibi affedersiniz, at oynatır gibi onları kendi dizginine alır oynatır. Onun için Bediüzzaman'ın o tespiti mükemmel. Bunu dünyaya asmak lazım. Girişlerine, çıkışlarına. Vicdanın ziyası. Aklı aydınlatan fen ilimleridir, kalbi aydınlatan din ilimleridir. İkisinin birleşmesiyle gerçekler ortaya çıkar. Bugün dünyada Avrupa'ya bakıyorsunuz, aklı aydınlatma yolunda bir çaba gösteriyor. Anladım. İslam dünyasına bakıyorsunuz, yeterli olmayan derecede işte kalbi aydınlatma yoluna gidiyor, akıl bu sefer ihmal ediliyor. O halde bu işi telfik etmek lazım. Hı hı. Birleştirmek, orta noktayı bulmak lazım. Hı hı. Hem bu insanımızın eğitimde gençlerimizin hem aklını tatmin etmeli fen ilimleriyle, teknikle, teknolojiyle, bilimle, edebiyatla, tarihle hem de kalbini ahlakla, terbiyeyle, pedagojik formasyonlar ile, iman ile, Kur'an ile, hadis ile, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajlarıyla manevi bir tedavi yöntemi içerisine girilir ise o zaman şimdiye kadar demin onu diyecektim. Mesela askeriyeye birinci derecede bütçeden büyük pay ayrılıyordu. Şu anda da maşallah gene ikinci seviyeye inse de fakat polisinkiyle emniyet güçlerininki yani ihtiyaç vardır o ayrı mesele o ayrı konuşulabilir. Ama yani demek ki toplumda nefis terbiye edilse yüz binden fazla insanlar hapishanelerde neden? Niye oraya koyuyorsunuz? Orada terbiye olsunlar diye. İlk söylenilen bu. Demek ki orada terbiye edilecek olan olay okulda eğitimle terbiye edilmiş olsa bugün hapishaneler boşalacak. Doğru. Demek ki yani eğitimde biz o terbiyeyi o insanlara veremediğimiz için tamamıyla hakkı, hakiki bir terbiyeyi, kontrol mekanizmasını İslami literatürdeki nefis muhasebesi dediğimiz, nefsi kontrol dediğimiz bir kontrol mekanizmasını veremeyince bu sefer polisiye tedbirler, askeriye tedbirler de yetersiz kalıyor. Hocam yine hassas bir konuyu Bediüzzaman işlemiş. Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahttır. Evet.
Nefsinin aybını gören bahtiyar öyleyse bahtiyar olmak lazım. Bahtiyar olmak. Evet. Yani burada demek ki yani nefsinin aybını, kusurunu gören insan ne yapacak? Onun telafisine çalışacak. Telafi etmesine, nefsini tamamen Kur'an'ın dizginine verecek. Yani nefis dizgini ele almayacak. Evet. Mevlana'nın dediği gibi. Mevlana deveyi ruha benzetiyor. Deveciyi ruha benzetiyor. Deveyi de nefse benzetiyor. Şimdi ruh devecisi nefis devesine binerse problem yok. Ama bugün baktığınız zaman yani menfi eğitim ile televizyon dizi filmleri vesaire yani zihinleri bulandırmaya gerek yok da olumsuzluklar ile nefis öyle bir şımartılır hale geliyor ki bugün ruhlar nefsin mahkumu durumdadırlar. Bugün yani hakim pozisyonunda nefis sefahetle, rezaletle, günah ile, taşkınlık ile, azgınlık ile şımartılarak nefis öyle bir pozisyona getiriyor ki vücutta hakim pozisyonda nefistir. Nefiste nefiste bitti. Ne akıl söz söyleyebiliyor, ne kalp bir şey diyebiliyor, ne ruh burada incindiğini ifade etse de vazgeçilebiliyor. Organlar da zaten ona tabi. Ne oluyor? Tamamıyla nefisleşmiş bir insan ortaya çıkıyor. Nefse hakim. Emir komuta zinciri onda olmuş oluyor. Diyor ki insanlar insana verilen cihazat-ı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabına istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa ahlak rezilliğe ve israfat ve abesiyetle medar olur. Abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya uğruna şiddetlerini vazahife uhreviye ve maneviye sarf etse ahlak-ı hamide menşe ve hikmet hakka muvafık olarak saadet-i dareyine medar olur. Ki dünya mutlu olur. Ben dünyanın genel problemini yani üç şeyde toplayabilirim. Dünyanın genel problemi üç mesele üzerinedir. Birincisi ateizm, komünizm, inançsızlık. Yani Allah ile olan irtibatın bir, ya kopması veya zayıflaması, güçsüz olması. Tabii ya, işte nefis demin onun için dedik, şımartınca ne oluyor? Rabbi ile olan bağlantısını koparıyor, aynen Firavun gibi, ene rabbukumul a'la, ben sizin en büyük Rabbinizim diyebilecek derecede Firavunlaşıyor. Dünyanın birinci problemi, nefsin şişirilmesiyle, nefsin Rabbi ile olan irtibatının zayıflaştırılması bir müminde olduğu gibi veyahut da Allah korusun dünyanın genel sıkıntısı olan ki 80'e kadar. Özellikle Türkiye'mizde 70'ler içerisinde komünizm ve ateizm. Yani inançsızlık belasının bir veba gibi, bir hastalık gibi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu belaya, bu vebaya, bu kansere 1400 sene önce işaret ediyor. Yani bir gün inşallah onu da işleyelim. Mesela deccalizm olsun, komünizm olsun, sosyalizm olsun. Yani Mehdi, İsa meseleler burada şundan dolayı. Mesela Efendimiz Deccal konusunu detayına girmeyeceğim de. Yani Deccal'ın birinci en müşahhas örneği komünizmdir. Ateizmdir, inançsızlıktır. Bu şahıs da olabilir, cemaat da olabilir, fikir de olabilir. Şahs-ı manevi de olabilir. Yani onun için burada birinci dünyanın en büyük problemi inançsızlıktır. İkinci en büyük problemi ki biz bunu 80'den sonra yaşadık. O da sefahetlerdir, rezalettir, fuhuştur. Ahlaksızlıktır. Yani bir de affedersiniz göbek aşağısı yani aşağılık duygularının hayvani duygularının galeyana getirilmesidir. Üçüncüsü ise materyalizmdir. Maddenin ön plana çıkmasıdır ki Avrupa'da bu daha da yaygın. Şimdi evet dünya iyiye doğru, refaha doğru, saadete doğru yani zenginleşmeye doğru gidiyor. Fakat burada eğer o zenginlik manevi zenginlikle beraber gitmezse o da başa bela olur. Doğru. Bugün Avrupa'da olduğu gibi. Materyalizm yani maddecilik, maddenin her şey olduğu, maddenin işte ilah derecesinde oturtulduğu problem bugün o da dünyanın en büyük problemidir. Ama inşallah insanoğlu bilimsel ilerlemeyle, teknoloji ile, ilmin ilerlemesiyle artık maddenin içerisine de nüfuz ederekten, maddenin içerisine de girerekten bu teknoloji şeylerle hakikaten inşallah belki o cihetle materyalizmde ki o da komünizm gibi akıbeti yıkılmaktır. İnşallah. Yani onun yerine ne konulacak? İşte sevgi, insanlık, şefkat, merhamet, rahmet ki bunlar hep eğitimin içerisinde zikredilen, içerisinde mevcut olan esaslardır. Yani eğitim işte insanlığa bunu vermeyi, yani sevgiyi, bütün insanlığı kucaklamayı, sadece kendi çocuğunu da değil.
yakın akrabasını da değil, tabii. tüm insanlığı kucaklayabilecek bir sevgi içerisine eğitimle toplumun getirilmesi gerekir. Doğru. Yani nefisperest değil de diğergam olmalı. Hı. Başkasını da düşünebilecek durumda olmalı. Eğitim insanlara bunu vermeli yani. Evet. Yani mesela bazen toplumda böyle haberlerde duyunca şaşırıyoruz. İşte adam 10 milyar bulmuş, götürmüş karakola teslim etmiş. Yani herkes şaşıyor. Aa, nasıl böyle olur mu? Bazı insanlar diyor ki adam usan götürmem diyor. Şimdi aslında neden asıl garip görülecek bu değil yani. Asıl garip görülecek ben bulsam götürmem diyen insan ki. Tabii. O götüren insan garip görünüyor. Niye? Toplum demek ki bu gibi değerlerden gittikçe evet. soyutlanmış. Yani bu gibi değerler artık yapıldığında, yerine getirildiğinde garip gibi görülüyor. Garip Allah geldik, Allah'ın. Garip gideceğiz evet. gibi. Yani ya nasıl olur adam 10 milyar bulmuş götürmüş ya. Hiç yememiş de almamış da. Getirmiş sahibini bulmuş, sahibine teslim etmiş. Ya bu insanlıktır yani. Evet. Hocam diyor ya en büyük hastalık din zayıflığı. Zaaf ve diyanet. Yani milleti ondan soyutlarsanız, eğitimi vermezseniz bu karışıklıklar maalesef olacak işte. Yani en büyük şey bunun dini. Yani insan maddeden ve manadan oluşmakta. Evet. Şimdi manayı çıkardığınız bir gereğine kalır. Evet. Otomatikten madde kalır. Maddede ruh yok ki, maddede ahlak yok ki, maddede eğitim yok ki, maddede terbiye yok ki. Madde mana ile kaimdir. Mana ile o bir ayakta durur yani. Yani. Demek ki o değerleri o maddenin içerisine, hamuruna koyacaksınız ki, doğru. maya olarak yerleştireceksiniz ki, o maddenin duruşunda, onun için mesela orada Cenab-ı Hakk'a satmada 5 derece kar olduğunu evet. zikretmişti. Mesela onlardan birisinde şu idi, hakikaten ibretli. Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu cihazatı bizim onun bizim. Yolunda kullanmak. Ne gibi? Göz bir hassedir, bir duygudur. He, Cenab-ı Hakk'ın kainatta yaratmış olduğu manzaralara baktığı zaman gözü yaratılışı amacında kullanmış oluyor. Yoksa günaha, harama, sefahat ve rezalete şey yaptığı zaman göz kendi manasının dışında kullanılmış oluyor ki bu da cezai müstelzim oluyor. Cezayı gerektiriyor. Yani hem dünyevi hem ukrevi cezayı gerektiriyor. Dünyevi ceza nedir? Unutkanlığa nedendir. Unutkanlık hastalığını netice verir. Yani aynı zamanda ukrevi ceza olaraktan aynı şekilde bir haram ki Allah korusun boyutları evet. gittikçe büyüyerekten haram cezasına çarptırılmış oluyor. Hakeza akıl, kulak, dil hepsi bir hastedir. Cenab-ı Hak aklı kendisini tanımak, bilmek, evet. meselelerini, emir ve yasaklarını anlamak için vermiş. Evet. Kendisini tanımak için vermiş. Evet. Kendisini tanımak için verilen bir duyguyu getiriniz, çok affedersiniz, basit şeylere irca ediniz. Basit şeylerde kullanınız. Yani cevizlerin sayımında kullanınız. Cevherlerin sayımı için verilen aklı yani. Cevizlerin sayımında kullanmak biraz basitliktir. Çok çok. Kaynlık damkasını yiyor işte. Yiyor yani. Kulak da hakeza. Evet. Cenab-ı Hakk'ın kainat musiki ilahidir. Yani. İlahi bir musiki salonu gibidir kainat. Hı. İşte onları kuş cıvıltısından tutunuz da rüzgarın hakeza esintisine, suyun hışırtısına kadar. Hı. O yani o güzel sesleri dinlemek için verilmiş olan bu kulak, hoş ses, Kur'an sesini dinlemek için verilen bu şey, Allah korusun gıybete, evet. harama, kötü söz yolunda kullanılsa ne olur? O cihazlar ve aletlerin yerinde kullanılmamasına neden olmuş olur. Orada 5 şey ifade etmiştiniz. Demek ki birincisi hakiki sahibine satmak. Hı hı. İkincisi Allah aşkına. Az bir şey mi ya? O satışta bir cennet var ya. Cennet gibi bir fiyat veriliyor. Allah sana insaf versin. Allah vicdan versin. Yani az bir ücret mi ya? Böyle bir satışta mukabilinde bir cennet var. Yani kim böyle bir şeyi satışı gerçekleştirmez, satmak istemez ki. Değil mi? Yani azıcık bir aklı olan bir aklını kullanan için rahatlıkla satar. Yine azalar kıymetleniyor. Hı hı. Yani Cenab-ı Hak için kullanıldığı zaman o el basit bir et yığınından ibaret olmuyor. Hı. Azalar bir kıymet alıyor. Hı hı. İlahi sanatı seyrediyor. Evet. Yani adam ne yapıyor? İşte ben diyor Picasso'nun şeyini yapmış olduğu bir resmi gördüm diyor. Bu gözümle aynen gördüm diyor. Yanındaydım, gördüm, baktım, aynen birinci elden çıkmış resimlerine baktım. Yani bundan bir gurur duyuyor. Allah aşkına. Allah'ın birinci elden, kudretinden çıkmış olduğu sanatına bakmış yani. Olmak, onu değerlendirmek, o, yani o cihazı ne kadar kıymetlendirir, ne kadar değerlendirir, ne kadar gururlandırır. Yani. Demek o duygular Cenab-ı Hak'ta satıldığı zaman büyük bir kıymet ifade ediyor, yani. Bir değer ifade ediyor. Yani. Yine hakikaten insan aciz. Kainat içerisinde ne diyor? Allah aşkına. Bir mikroba mağlup oluyor. Mağlup oluyor. Yani sen neyine güveniyorsun demek lazım. Evet. Ya sen mübarek neysin? Aciz güçsüzsün Allah aşkına.
O halde ne yapacaksın? Kainatın sahibine dayanacaksın. Ona güveneceksin. Onun kudretine iltica edeceksin. Sultanı kainat değildir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin bilgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Çünkü onu bulsan her matlubunu, her isteğini buldun. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtulursun. Kurtuluşun yolu demek ki ona iltica iledir. İşte bu satışta bu var. Acizlikten benim Rabbim Allah. Yani evet ben güçsüzüm ama benim Rabbim güçlü. O halde o insan bir güç, bir kuvvet kainata bile meydan okuyabiliyor. O cihetle kainatın tevkine çıkabiliyor. Hocam öyleyse Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği eğitimi bugünkü eğitimin içine koyulursa bu millet kalkınır. Evet. Diyebilir miyiz? Rahatlıkla. Zaten onu idrak eden Filipinler mesela bu konuda büyük adım attılar. Evet. Filipinler diyorlar ki Bediüzzaman'ın bu eğitim sistemini getirin. Şu anda üniversitelerinde uyguluyorlar. Elhamdülillah. Şu anda okullarında onlar uyguluyorlar. Yani Bediüzzaman'ın bu şeyi sadece dünya yönünde değil, ahiret yönüyle. Yani hani devamlı deriz ya çift kanatlı yetiştiriyor insanları. Hem dünya yönüyle hem ahiret yönüyle kıymetli ve değerli bir şekilde yetişiyor. Son olarak vaktimiz de az kaldı. Azaların ibadeti cennet yemişi suretinde insanlara verilmiş oluyor. Yani o azaların yaptıkları şeyler ibadet yerine geçiyor. İbadet olarak değerlendiriyor. Evet. Tabii böyle yapılmazsa ne olur? Uzun sözde ne hareket? Tamamen tersine inkılar eder. Kâr iken zarar olur. Cennet gibi bir mükafat iken böyle bir mükafatı kaybetmiş olur. Tabii Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Amin amin. Eğitimin o ruhunu vermek, o ruhuna inmek, o manasını vermek 100 defa söylesek yine azdır. Aklı ve kalbi beraber götürmek. Onun için barıştırmak Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'ların ders kitabı olarak milli eğitimde okutulmasını tavsiye ediyor. Yani bu işin başka yolu yok. Yani bu gençlerin kurtarılması, bu gençlerin geleceğinin, bu çocukların geleceğinin teminat altına atılması lazım. Yoksa bu teminat hiçbir kimseye garanti vermiyor, ümit vermiyor. Doğru. Yani başbakanından, cumhurbaşkanından en aşağıdaki bir vatandaşa kadar yani ne kadar ümitli Allah aşkına bir sorunuz, bir sor, bir dokun, bin tane ah için. Doğru. Onun için değerli seyircilerimiz, akıl ve kalp beraberliğinde giden bir eğitimin mükemmel bir eğitim olduğunu ifade ediyoruz. İnşallah aklın ve kalbin nurlanması, aydınlanması temennisiyle hepinize Allah'a ısmarladık efendim.